Bunu bilmek, o riski almamak bizim için de önemli. Dolayısıyla hem detaylı bilgi almak için hem de kayıt yaptırmak için bize ulaşabilirler. Facebook sayfamızdan her seminerin içeriği detaylı bir şekilde aslında paylaşılır. Oradan da öğrenebilirler. Bir de reklam filmimiz var. Aslında sayfamıza girdikleri zaman bu reklam filminin içerisinde doktorlarımızı, orada yaptığımız şeyleri tek tek anlatıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir reklam filmidir. Çok daha detaylı Kıbrıs Serap Anne Baba Merkezi orada anlatılıyor aslında. Oradan da girip izleyebilirler bizleri. YouTube'da da aynı zamanda Yine var. Evet. bulabilirler. Çok güzel. Böyle tarih de vermiş olduğumuz, en azından kontenjanı dolmayan seminerleri halen kayıtlar Tabii alınabilir. Salonda var var yine. evet. Yani 30 kişiyi çok fazla geçirmemeye çalışıyoruz. Birinci seminerimizle ilgili yani 30'a çok yaklaştık, daha vermedik anne baba ile ilgili şey reklamları gazeteye, ama o doluyor gibi. Artık diğerleriyle de ilgili bekliyoruz. Hangi aralıklarla seminerleri düzenlersiniz? Anladığım kadarıyla bir aylık bir seminer dizisi olur. Haftada bir Her gibi. haftada bir farklı yaş gruplarına. Belli bir süre sonra herhalde ara verip tekrardan Bir mı ay gibi bir ara başlarsınız? veririz. Bir aydan sonra tekrar ederiz. Tekrar. Genelde yılda 4 ya da 5 kez tekrarlamaya çalışıyoruz. Bu yıl birazcık daha sayı arttı. Tabii Girne'yi de katınca işin içine. İşte Nisan ayında Lefkoşa'daydık, Mayıs'ta Girne'deydik. Yaz döneminde ara verdik. Ekim'de tekrar başlıyoruz. Muhtemelen Ekim'den sonra herhalde bir Girne tekrar olacak. Buradan aslında Genç TV'ye çok teşekkür etmek istiyoruz Sayın Ertan Birinci'ye. O bize sponsor oldu. Özellikle seminerlerimizi biz Genç TV binasında yapıyoruz. Lefkoşa'da Lefkoşa'da yaptıklarımızı. yaptıklarımız. Girne'de de yaptığımız aslında Anadolu Otel'de yine Ertan Bey'in katkılarıyla oluyor bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Buradan buradan, evet, kendisine. katkılarından dolayı. Bizim için çok önemli Tabii gerçekten de. mutlaka yani sponsorluk, finansal destek bu gibi etkinliklerde çok önemli olur. Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. İsterseniz bir toparlayalım veya eksik bıraktığımız bir şey varsa onu da ekleyelim. Ben şey söylemek isterim her zaman. Hani program başlamadan da konuştuk aslında. Yaklaşık hani 10 küsur yıldır hem Selen hem ben kendi kliniklerimizde pek çok kişiyle çalıştık ve şunu görüyoruz. Yetişkinlikte yaşadığımız işte bir kaygı bozukluğu, yetişkinlikte yaşadığımız bir depresyon, elbette genetik kalıtım çok önemli ama stresle başa çıkma becerilerimizin de ne kadar sağlıklı olup olmadığı vesaire, bizim yetişkinlikte yaşayacağımız pek çok psikolojik sorunun aslında boyutunu, şiddetini ya da sıklığını belirler. Dolayısıyla bunların hepsinin temeli de çocuklukta atılıyor. Özellikle stresle başa çıkma becerileri, işte sınırlarımızın olması gibi beceriler. Bunların hepsi anne babalarımızdan bize öğretilecek şeyler ancak. Dolayısıyla anne baba okulunun koruyucu ruh sağlığı etkisi, hani ben en çok bu anlamda değer veriyorum projeye. Bu koruyucu ruh sağlığı etkisi, dediğim gibi, sadece çocuğunuzu bugün yetiştirirken işte tuvalet eğitimini nasıl vereceğiz gibi pratik anlamda değil ama uzun vadede de hepimizin çok daha sağlıklı, çok daha güçlü, çok daha başarılı durabilmemiz için aslında çok şey katar. Şeyi görürüz, anne baba okuluna katılan anne babalarda semineri dinlerken bazen şey derler. Sizi dinlerken işte kendi çocukluğuma döndüm ve şu anda yaşadığım bu sıkıntının aslında çocukluğumdaki işte bu davranıştan kaynaklandığını görüyorum gibi böyle geri dönüşler de yaşar katılımcılar. Bunu birazcık uzun vadeli bir yatırım olarak düşünmek lazım. O anlamda da hani hem okul öncesi dönem öğretmenleri, hem anne babalar, hem sağlık çalışanları, bir sürü insan bize katıldı. Bu anlamda da ben insanların hani birazcık farkındalık yaşaması için bu seminerlerde olmasını isterim. Onu söylemek istiyorum. Bir şekilde ayna tutuyorsunuz aslında. Yani şu an o ebeveyne belki kendi çocuğuna vereceği eğitimi, doğru gelişimi öğretmeye çalışırsınız, ama
hepimiz çocuktuk. Hepimizin geçirdiği bir çocukluk var ve oradan tabii ki kendilerine ait bir şeyler bulurlar. Neyin yanlış yapıldığını fark ederler. Evet. Mümkün değildir geçmişimizi silmek. Hep deriz ya, her şey çocukluğumuzdan şekillenmiştir. Evet. Bu da güzel bir ayna tutmuş olursunuz. Aynı zamanda ebeveynlere de. Evet. Yani her iki taraftan da aslında hem çocuk için bir katkıdır, hem ebeveynin kendisine bir katkıdır bu. Evet. Aslında anne baba okulu bir ilk yardım paketi gibi. Yani özellikle anneler babalardan hep duyduğumuz şey şudur. Çocuk yetiştirmekle ilgili çok zordur. Gerçekten işte üstesinden gelemiyoruz bazen. Çok zorlanıyoruz. Dedikleri noktada biz aslında gelen kişilere şöyle diyoruz. Evet zordur. Ama öğreneceğiniz 3-5 pratik yöntemle o zorluğun üstesinden gelebilirsiniz.